Diyarbakır'a veda ediyor, leblebi diyarı Çorum'a uzanıyoruz. Önce kuş bakışı gezelim mi Çorum'u? Anadolu toprakları arasında en eski yerleşim yerlerinden biri olan Çorum'da cilalı taş devrinden kalıntıların yanı sıra birçok medeniyetin izleri bulunmakta. Hititlerden Romalılara, Selçuklu'dan Moğollara, Perslerden Osmanlı'ya kadar birçok medeniyetin hakimiyetine girmiş Çorum, maddi kültür zenginlikleriyle bir açık hava müzesi konumunda. Bu tarihe kadar Çorum'un nesi meşhurdur desek herhalde herkesin aklına leblebi gelir. Hazır gelmişken Çorum leblebilerini tanımadan olmaz. Çorum'un leblebisini meşhur kılan bölgede yetişen nohutun iriliği ve leblebilik kıvamında olması. Kuşaktan kuşağa aktarılan bu lezzet dünyanın her yerinde Çorum'un adıyla anılıyor. Şimdi leblebi ustası Mustafa Gülşen'deyiz. Çorum ve leblebi ilişkisini bir de ondan dinleyelim. Leblebi denince Çorum olma sebebi Çorum'da leblebi üretiminin önemsenmesi geçmiş yıllarda. Cumhuriyet'in ilk yıllarıyla birlikte özellikle ulaşımın tabii daha kısıtlı olduğu zaman döneminde leblebinin kalitesini önemseyen bir ustalık, bir işçilik verilmiş. Ve Çorum insanlarının da gittiği yerlere, şehir dışına özellikle giderken hediye götürmesiyle ünlenmiş leblebimiz. Peki nedir Çorum leblebisinin bu kadar lezzetli olmasının sebebi? Çorum leblebisinin özelliği öncelikle nohudunun iyi seçilmesiyle başlar. Leblebi için elverişli olan nohudun seçilmesinden sonra da titiz bir işçilik gerektirir, özen ve emek gerektirir. Bu noktada sarf edeceğiniz her bir emek, her bir dakika zahmet leblebinin kalitesini artıracaktır. Leblebi üretimine gelelim. Hangi aşamalardan geçiyor leblebi afiyetle yemeden önce? Nohut 2 aylık bir süreçte leblebi oluyor, sarı leblebi haline dönüşüyor. Bu süreçteki her adım gerçekten çok titiz işçilik istiyor. Yani en hassas bildiğimiz iş neyse en az onun kadar işçilik istiyor. Leblebinin tavlamaları vardır aşamalar olarak. Tavlamalar içerisinde nohudun kabuğunu soyulmadan önceki aşamalarıdır o. Yani birkaç saniye gecikmesi ya da birkaç saniye önce alınması leblebinin kabuğunun soyulduğu ve nohudun leblebiye dönüştüğü anda an olan leblebi kavurma işinde o anda ya kırık olarak çok fazla zayiat verir ya da kabuğu soyulmaz, kabarmaz, cılız kalır, leblebi küçük kalır. Onun için bütün aşamalar çok önemlidir leblebinin. Leblebi ziyaretimizi tamamlıyor ve Hülabi Bey Mahallesi'ndeki iftar yemeğine geçiyoruz. Ve insanlar yağmur doğasında. Beni sağ diyor buradasın. Halkın iftar programına ilgisi yoğun. Yaklaşık 2000 kişiye iftar veren Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü alana geliyor. İftar saati Kur'an dinletisiyle beklenirken yemekler dağıtılıyor ve iftar saati bekleniyor. İftar öncesi başkanımız Muzaffer Külcü ile beraberiz. Soralım başkanımıza, Çorum'da iftarlar nasıl geçiyor? Şu anda Çorum'un en eski mahallelerinden birisinin içerisinde bulunuyoruz. Gülabi mahallemizde. Buranın bizim için bugünkü manevi havasının, anlamının ötesinde de bir anlamı var. Biz ilk toplu iftarımızı, mahalle iftarımızı bu parkın içerisinde, bu mahallemizde yapmıştık. Oradan hareketle 3 yıldır, 4 yıldır yapıyoruz. Fevkalade büyük bir huzur, büyük bir keyif. Burada hep söylediğimiz şey şu,
Biz esasında bir yemek sofrası kurmuyoruz. Biz burada bir muhabbet sofrası kuruyoruz. Bir gönül sofrası kuruyoruz. O karşılık buluyor ki hemşehrilerimizde böyle büyük kalabalıklarla da toplu iftarlar yapmak şansına sahip oluyoruz. Esasında burada o kültürümüzde çok önemli bir sözdür. Gönül, hani ne kahve ister ne kahvane, gönül muhabbet ister kahve bahane. Herkes evindeki sıcak yemeği yerine burada biraz da soğumuş bir yemeği tercih ediyor. Evindeki soğuk suyu yerine burada birazcık ısınmış yemeği tercih ediyor. Ama birbirimize gönüllerimizi açmış oluyoruz. O muhabbet sofralarını burada kurmuş oluyoruz. Çok keyifli bir ortam. Ramazan ayının bereketiyle ilgili bilgiler alsak başkanımızdan. Bir kere huzur içerisinde bir ülkede yaşıyoruz. Bunun kıymetini bilmemiz lazım. Bunun idraki ve şükrü içerisinde olmamız lazım. Buradan hareketle de şöyle etrafımıza bir baktığımızda kimi ülkeler savaş içerisinde, kimi ekonomik kriz içerisinde bu Ramazan'ı doğrusu çok feyizli bir şekilde huzur içerisinde yaşayamıyorlar. Rabbimden niyazımız, dileğimiz ülkemizdeki bu huzuru devam ettirmesi. Ama bununla beraber de işte özellikle İslam coğrafyasındaki kanın, gözyaşının, savaşın, oralardaki zulmün durmasına, bu Ramazan'ın vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. İftar saati geliyor, ezanlar okunuyor, oruçlar açılıyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la Sonra 2000 Çorumlu beraber açıyor ellerini semaya ve iftar duası ediliyor. Allah'ım, senin rızan için oruç tuttum, sana inandım, sana güvendim ve yine senin vermiş olduğun rızıklarla orucumu açıyorum. Hamdolsun verdiğin nimetlere, sağlık, sıhhat ve afiyete. Ya Rabbi bizleri doğru yolundan ayırma. Halk ilahiler eşliğinde oruçlarını açıyor. Bu gelenek tüm mahallelerde sürüyor. Çorum halkı beraber oruç açmanın lezzetini yaşıyor her Ramazan. Aşkım oyadı beni kalem. İftar programı sonrası Muzaffer Külcü ile Tarihi Belediye binasının bahçesindeyiz. Öncelikle Ramazan'ın nasıl geçtiğini soralım. Aslında günlerden bir gün gibi yaşanır dışarıdan baktığınızda ama Ramazan hiç de öyle olmuyor. Ramazan'ın çok kendine özgü bir lezzeti, kendine özgü bir manevi iklimi var. Biz Çorum'da da bunu doya doya doğrusu hissediyoruz. Sabahleyin kalkarken biraz daha mahmur oluyorsunuz gecenin hani yorgunluğundan dolayı. Sonrasında işte kadınların ayrı koşturmacası, erkeklerin ayrı koşturmacası, fırınlarda güveç yaptırmalar, pideler vesaire. Hakikaten çok farklı bir iklimi Ramazan'da hissediyoruz, yaşıyoruz. Biz bugün bir iftar yemeğine konuk olduk ama Çorum'daki Ramazan etkinlikleri bununla sınırlı değil. Bundan önceki 6 yılımızda benim belediye başkanlığında ikinci dönemim, yıl olarak da 7. yıldayız. 6 yıl boyunca Ramazan sokağı kurduk. Eski Osmanlı evlerine benzer ahşap evler kurduk. Onların ortasında bir eğlence platformu. Çocuklar için yapılan programlar vardı. Daha yetişkinler için yapılan programlar vardı. Ama bu programların zaman içerisinde biraz eğlenceye dönüştüğünden endişe etmeye başladık. Hani medyada da çokça buna benzer eleştiriler doğrusu duyuyoruz. Eğer Ramazan eğlencesi yapılacaksa bunun daha manevi bir hava içerisinde yapılması gerekir diye. Bundan bu sene vazgeçtik. Bu sene mahallelerimizde yaptığımız toplu iftarlarımız var. Toplu iftarlarımızdan önce gerek Türkiye'de gerekse dünyada Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde okuyan hafızlarımızı davet ediyoruz. Onların böyle adeta kulaklarımızın pasını, sinemizin pasını silen tilavetleri var. Onlardan Kur'an tilaveti dinliyoruz. Bunun öncesinde çocuklarımıza yönelik olarak yaptığımız eğlence programlarımız var. Ve bir miktar ondan, bir miktar ondan sonrasında ise bugün sizlerin de şahit olduğu iftar programlarımız var. Binlerce kişinin katılmış olduğu programlar bunlar.
Muzaffer Külcü, Çorum halkının iftar programlarına yoğun ilgisinden hayli memnun. İnsanlar evlerinde daha sıcak, belki daha da lezzetli yemekleri yemek yerine evlerinden çıkıp çoluk çocuklarının elinden tutup bizimle o sofraları paylaşıyorlar, o yemekleri paylaşıyorlar. Ya buradaki espri şu, burada paylaşılan bir yemek değil. Biz esasında hemşerilerimizle birbirimiz arasında kurmuş olduğumuz o gönül köprüsünü orada açık bir şekilde görmüş oluyoruz. Bundan dolayı da bunlara biz muhabbet sofraları diyoruz. Düzenlediğiniz iftarlardan biri farklı galiba. O farkı dinlesek. Ya burada o iftarlarımızdan bir tanesi diğerlerine göre çok daha farklı. Onun hazı da çok daha farklı. Ramazan'ın 15'inde çocuk iftarı veya yetim iftarı diye adlandırdığımız bir programımız var. İftar programımız var. Bunun katılımcılarının tamamına yakını çocuk. Yani böyle 8-10 yaşında henüz oruç tutmaya yeni başlamış ya da oruç tutmayan evlatlarımızdan tutun 15-16-17 yaşına kadar bu seneki programımızda 3700 katılım vardı. Burada bir şeyi yapmış oluyoruz. Hem birlikte iftarı yapıyorken aynı zamanda o iftarında nasıl bir manevi atmosfer olduğunu, İslam'ın en önemli ibadetlerinden, dinimizin en önemli ibadetlerinden birisi olan orucun Müslümanlar arasındaki birliği, beraberliği nasıl oluşturduğunu adeta çocuklarımıza öğretmiş oluyoruz ki işin o kısmını ben çok çok daha önemsiyorum. Çocuklardan konu açılmışken nerede o eski Ramazanlar sözünden hareketle eski Çorum Ramazanlarını soruyoruz başkanımıza. Tabii çocukluğumuza gidince Ramazan'da iftarı beklediğimiz saatler hemen aklımıza geliyor. Benim ilk oruç tutmaya başladığım zamanlar hemen hemen gün olarak bugünlere denk gelirdi. Malumunuz 36 yılda bir dönüyor 10 gün erken geldiği için Ramazan. Uzun günlerdi, zor günlerdi, hava çok sıcaktı. Böyle kapının önüne yatardık, beklerdik dakikalarca. Onları çok özlemle hatırlıyorum şimdi. Ramazan'dan hemen sonra rahmetli babam teravihe gideceğiz derdi. Biz arkadaşlarla gidiyoruz derdik, kaçardık. Sonra hemen yan tarafımızda bir parkımız var. Gelirdik oraya, gazoz içerdik. Onları hatırlıyorum. Onlar çok güzeldi. Akşam pide yaptırırdık. Babamızla beraber, büyüklerimizle beraber giderdik. Onlar tabii çok yine özlemle hatırladığımız anlar. Çorum Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projelerini ve Ramazan'ın maneviyatı adına neler yaptıklarını anlatır mısınız? Tabii Ramazan'da yaptığımız çalışmaları hem çeşit olarak hem de sayı olarak artırıyoruz. İşin bu Ramazan'la ilgili bir tespiti ama bundan önce şunu belki paylaşmamız lazım değerli izleyicilerimizle. Biz 2009'da göreve başladıktan sonra belediyeciliği yeniden tanımladık. Yani Türkiye'nin birçok yerinde yapılan iş esasında Çorum'umuza da getirmek için bir başlangıç yaptık o zaman. Şimdi Fatih Sultan Mehmet'in bir sözü vardır. Ben çok severim onu ve sosyal belediyecilik konuşmalarımızda da onu çokça kullanırım. Şöyle der, hüner bir şehir bünyat etmektir, reaya kalbin abad etmektir. Yani ey idareciler diyor, siz yönettiğiniz yerlerde yapmanız gereken işte yol, park vesaire neyse bu fiziki yatırımları yapacaksınız. Bu sizin boynunuzun borcu. Ama ikinci bir göreviniz daha var ki onu yapmadığınızda eksik olur. O da halkın gönlünü abad etmektir. Şimdi biz belediyeciliğe böyle bakıyoruz. Bir, o işlerimiz yani yolumuz, parkımız vesaire. Ama onun ötesinde insanı yaşat ki devlet yaşasın diyen Şeyh Edebali'nin yolundan giden öyle bir medeniyetin mensubu insanlar olarak bizim bu şehirde yaşayan kim varsa, kadını, erkeği, genci, yaşlısı, sağlıklı, engelli, bunların hepsiyle ilgili özel çalışmalarımız olmalı dedik ve sosyal belediyecilikle ilgili yeni yeni projeler üretmeye başladık ve bunlardan bir süre sonra da Ankara'dan bizi çağırarak AK Parti Genel Merkezi tarafından şimdiki Cumhurbaşkanımız, o dönemin Başbakanının elinden Türkiye'nin sosyal belediyecilik konusundaki en iyi belediyelerinden birisinin ödülünü aldık. Bu bizim için gerçekten bir mutluluk. Çorum'da gezilecek ve görülecek o kadar çok yer var ki başkanımız anlata bitiremiyor. Soruma nereden girdiklerine bağlı tabii. Osmancık'tan girerlerse Koyunbaba'yı görmeler lazım. Ortaköy tarafından gelirlerse İncesu Kanyonu'nu görmeler lazım.
Ama çoklukla Ankara tarafından geliyor turistlerimiz, misafirlerimiz. Onlar mutlaka Hattuşa'yı ve Alacahüyü görmeleri lazım ki Çorum 7-8 farklı medeniyete ev sahipliği yapmış olan bir kent. Bilinen tarihi milattan önce 5000'lere kadar uzanan bir şehir. Hititlerin de baş şehri, merkezi. Kadeş Barış Antlaşması olarak bildiğimiz dünyanın ilk yazılı barış antlaşmasında yapıldığı topraklardır buralar. Herhalde Hattuşa'yı ve Alacahüyü oradan görmeleri gerekir diye düşünüyorum. Tabii merkeze geldikleri zaman da burada Allah Resulü'nün, Hazreti Peygamber'in arkadaşlarını ziyaret etmeleri, sahabelerimizi görmeleri lazım ki Süheyb-i Rumi'yi, Kerebi Gazi'yi, Ubeydi Gazi'yi, Evliyaullah'tan Yusuf Bahri Hazretleri'nin kabirlerini mutlaka, Yusuf Şabani Veli Hazretleri'ni mutlaka oraların kabirlerini ziyaret etmeleri uygun olur diye düşünüyorum. Çorum'a her gelen bir torba leblebi alır yanında. Leblebi dışında nasıl bir hatıra götürülür Çorum'dan? Ne götürmeler? Mutlaka leblebi götürmeler. Yani leblebiyi hem burada yemeler hem de götürmeler. Gerçekten leblebi de artık marka olduk. Çorum deyince herkes leblebiyi hatırlıyor. O önemli. İkincisi, Çorum'un 3-4 farklı lokantasında, restoranında tandır kebabı vardır ki mutlaka tandır kebabı yemeliler. Onun tadını damaklarında götürmeliler ki bir daha Çorum'a gelsinler ve gittikleri yere herhalde bizim selamımızı, muhabbetimizi götürmeleri uygun olur üçüncüsü olarak da. Balkanlar, Türk dünyası ve İslam coğrafyası hakkındaki düşüncelerinizi alsak? Kültür coğrafyamızın parçaları, gerek Balkanlar olsun, gerek Orta Asya olsun, hatta onun ötesinde Kuzey Afrika'ya gittiğiniz zaman da aynı şeyleri görüyorsunuz ki işte Arap Baharı diye bir hareketlenme yaşandığında hemen Tunus'a baktığınızda gözünü Türkiye'ye dikti. Libya'ya baktığınızda gözünü Türkiye'ye dikti. Bizim oraları artık fiziken bir arada tutmamız, hani bir devlet çatısı altında olmamız mümkün olmasa bile hiç olmazsa bir kültür çatısı altında birlikteliğimizi devam ettirebilmemiz lazım. Bunun bayraktarlığı da Türkiye'ye düşüyor. Sayın Başkanım, Çorum Belediye Başkanı olarak Ramazan'ın maneviyatı hakkında sizi seyredenlere neler söylemek istersiniz? Tabii bir insan olarak, bu şehrin bir sakini olarak düşüncelerim var, tespitlerim var. Ama ondan ötesi bu şehrin bir yöneticisi olarak Türkiye'de uzunca bir süreden beri demek artık mümkün. Çünkü aktif siyasette 15. yılımızdayız. Ülkenin geneline ilişkin değerlendirmelerimiz var. Hamdolsun Allah'a, huzur içerisinde bir ülkede yaşıyoruz ve huzur içerisinde bir Ramazan ayını idrak ediyoruz. Bunun bilincinde olmamız lazım ve bunun bu mübarek ay içerisinde de şükrünü eda etmemiz lazım. Çünkü büyüklerimiz bize hep şöyle söylerdi: Allah kullarına nimet verir, nimet karşılığında şükür görürse o şükrün sonucu olarak da nimetlerini artırır kulları üzerinde diye büyüklerimiz hep tavsiye ederdi. Ben bunu kendim için de bir hayat düsturu olarak aldım. Bir programın daha sonuna gelirken Çorum'a veda ediyor ve sizlere de Ramazan ayı boyunca yaptığımız yayınlarla tüm Anadolu'nun selamını getirmenin mutluluğuyla TRT Avaz ve Medya Festival olarak iyi bayramlar diliyoruz.